insanlar daha iyi görünmek, daha sağlıklı görünmek ve daha çekici görünmek için ameliyatlarda ve ameliyatların sonrasında oluşan iyileşme dönemini yaşamadan başka formüller, başka yöntemler aramakta var. Dolayısıyla bizim çalıştığımız alanda da insanların yüzünde oluşan birçok sorunun nasıl tedavi edilebileceği, hangi yöntemleri kullanabileceği ile ilgili sürekli yeni bakış açıları gelişmekte. Nerelerimiz yaşlanıyor? Kemik dokumuzdan başlayarak daha yukarıya doğru. Üzerindeki yağ dokusu kimi zaman azalıyor, kimi zaman artıyor. Kaslarımızın gücü değişiyor. Bunlar bizi daha sinirli ve daha yaşlı göstermekte önemli faktörler. En sonunda da cildimizle ilgili sorunlar geliyor. Cildimizle ilgili sorunları aslında iki başlık altında incelemek doğru. Birinci başlık cildin kendi elastikiyeti. İkinci başlık da cildin mevcut olan kalitesi, üzerindeki izler, lekeler veya işte dolaşıma bağlı ya da içeriğini kaybetmesine bağlı sorunlar olarak algılayabiliriz. Dolayısıyla burada yapmak istediğimiz, biz insanların operasyona ihtiyaç duymadan eski haline, kendi gençlik görüntülerine nasıl kavuşabileceğini en iyi şekilde programlamak ve bu programlamadan sonra da zaman içinde planlayarak hastamızın görüntüsünü gittikçe daha sağlıklı, daha genç ve daha çekici hale getirmek. İnsan ömrünün uzamasıyla beraber eskiden 35 olan yolun yarısı şu anda daha da ileriye gitmiş durumda. Ve teknolojiyle beraber hayatımızı kolaylaştıran ve tedavi olanaklarının artmasıyla gittikçe daha uzun yaşayacağı benziyoruz. Dolayısıyla ameliyatsız gençleştirme teknolojileri gittikçe insanların hayatına daha çok girecek ve daha çok onların hayatlarını da sağlamayı hedefleyecektir. Bu yöntemler içinde özellikle cildi gerebilen ve elastikiyet sorunlarını halleden sorunlardan termilifti konuşabiliriz. Termiliftin haricinde yine ilk yüzgerme teknolojisi onaylı ultrarapi bizim için önemli bir tedavi seçeneği. Ayrıca insanların kaybolan, bozulan elastikiyetlerini yerine getirmek için fibroblast kök hücre dediğimiz kök hücre tedavileri de hastalarımıza oldukça iyi yanıtlar vermemize yardımcı oluyorlar. Bunun yanında daha küçük sorunları halletmek için altın frekans gibi radyo frekans uygulamalarından, fraksiyonel radyo frekans uygulamalarından faydalanıyoruz. Hastaların cildini iyileştirmek için oksijen terapileri, led ışık terapileri, kendi kanından hazırlanan trombosit kokteyllerinin bilinen adıyla PRP'ler, yüzün eksiğini kapatacak olan, içeriğini destekleyecek olan mezolifler ve mezoterapiler, yine bunun yanında lekeleri temizlemek için ve sivilce izleri gibi, dövme gibi teknoloji istenmeyen problemleri gidermek için lazerler, tedavilerin başlıca unsurları. Ama seçenekler gittikçe artarak belli makineler, belli alanlarda bizim istediklerimizi daha iyi cevaplıyorlar. Ve bu bize hastanın kendisine özel bir tedavi programı çizme zorunluluğu getiriyor. Hasta bize ilk geldiğinde yaptığımız özel analizlerle hastamızın neye ihtiyacı olduğunu kişiye özel bir şekilde tasnif edip o hastaya uygun en iyi tedavileri bir araya getirerek hastamızın günlük hayatında aksatmadan ertesi gün işine veya sosyal hayatına devam edebilecek şekilde planlanan tedavisiyle küçük bir kısa zaman dilimleri içinde daha iyi görünmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz.